zaman. Basit bir rötuşa olacak bir uygulama mı bu? Yani efendim? Basit bir şeyle yapılacak bir tabii, değişiklik yani mi? Bakın bunlar yönetmelik değişikliği yapılması gereken bir konu. Ve bu alanda işte Ekim ayında muhtemelen odaları seçim bittikten sonra TÜRMOB'un genel kurulu olacak. O genel kurulda bir yönetmelik değişikliği de iş yerlerinde ilgili madde düzeltilerek bağımlı çalışanlarda meslek ünvanları kullanmaları konusunda bir düzenleme mutlaka yapacağız. Bu benim içimde de bu ülke ve bunu yapacak gücümüz de var, ilişkimiz de var, diyalogumuz da var. Üçüncü olarak gençler konusu var. Biz gençlere son derece önem veriyoruz. Özellikle mesleğin geleceği olan gençlerle ilgili maalesef onlarla ilgili kamu gözetim kurumu bağımsızlığının süresince büyük bir haksızlık yapıldı. O da şu, bildiğiniz gibi bağımsız denetim, bağımsız denetçi olmak isteyenlerle ilgili bir sınır koydular biliyorsunuz. 15 yılı dolduran kişiler, 15 yılı dolduran kişiler bir eğitime katılarak bağımsız denetçi olacaklar. 15 yılı doldurmayan kesimler ise tekrardan bir staj, tekrardan bir sınav getiriyorlar. Bu korkunç bir şey. Hakla, hukukla, adaletle haksız bir uygulama. Hakla, hukukla, adaletle bağdaşmayan bir konu. Düşünün 22 yılda bir genç üniversiteyi bitirecek, mesleğe girmeye çalışacak. Önce staja başlama sınavına girecek. Arkasından 3 yıl staj yapacak. Arkasından yeterli sınava girecek. Hayır efendim, bunlar yetmez. Tekrardan staj, tekrardan sınav yapmak. Bu büyük bir haksızlık ki biz bu konuda bir yönetmelik var. TÜRMOB İstanbul Semih Modos olarak bunu davasını açtık. Ama şuna inanıyorum, ne olursa olsun bu Avrupa'da böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu gençlerin hakkı gerçekleşinceye kadar biz onların yanında mücadelemizi uygulama niye geçti peki? Sürdüreceğiz. Şimdi tabii orada da enteresan boyutlar oldu. Sizin de bildiğiniz gibi bunu bizi izleyenler de hemen bakabilirler. Kamu Gözetim Kurumu'nun oluşmadan önce hükümetin meclise sevk etmiş olduğu bir tasarı var. Yine gözetim kurumuyla ilgili. Mesela o tasarıyı incelediğiniz zaman ki bunu bir tasarı olarak parlamentoya getiren bir olgu. Orada sınav yok, eğitim yok, o yok bu yok. Her şeyi meslek örgütü yapıyor ama gözetim kurumuyla meslek örgütü işbirliği içerisinde yapıyor bunu. Ama en önemlisi kamu gözetim kurumunun dünyadaki çıkış nedeni olan o tasarıda yıkılan mevcut olgusu sadece gözetleme boyutu var. Bunu yok saydılar, 660'da bir Türkiye gerçeklerine uymayan bir yapı oluştu. Tabii kurum şu anda ne iş yapıyor onu da tartışmak lazım. SPK yetkilerini aldı, BDDK kendi yoluna devam ediyor, Gümrük Ticaret Bakanlığı işte son anonim şirketlerdeki murakabın kalkması nedeniyle yeni bir düzenlemeyi biliyorsunuz, torba yasaya evet. Geçti, onu yapacaklar. Ortada bir kaostan başka bir şey yok. Örneğin mesela bu süreçle ilgili meslektaşlarımız en çok mağdur olan nokta, biz bunu da soruyoruz insanlara, bir eğitim yaptık. Bakın bu eğitim İstanbul'da 14.500 kişi katıldı. Türkiye genelinde 40.000 insan katıldı. İddia ediyorum bu eğitimi şu anda verecek üniversite yoktur. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü uygulama kısmını tek bilen bizdik. O uygulamayı insanlara anlatıyorduk. Ama ne yaptılar? Kamu Gözetim Kurumu anlamak mümkün değil. Bence birileri yanlış yönlendiriyor. Yani biz böyle malmiş odası olarak böyle sürekli kavga eden bir oda değiliz. Biz ancak bıçak kemiğe dayandığı zaman meydanlara çıkarız, basını kullanırız, medyayı kullanırız. Çünkü bizim amacımız üzüm yemek. Ama yaptığımız eğitimi hiçbir gerekçe göstermeden, ya şurası eksik, şurası düzeltim demeden ve insanları üniversiteleri yönlendirmesi ve şu hesabı sorması gerekir herkese. Bugün bu eğitimler en az 3.000 lirayla başlıyor, 4.000, 5.000, 6.000 lira eğitim alan yerler var. Ben 3.000'den alıyorum. 40.000 tane kişinin 3.000'den eğitim bedelini düşünün, 120 trilyon paradır. Bu ülkenin kaynakları bu kadar bol mudur? Ben size bunu soruyorum. Bu kadar bol değil. Şimdi 25 ve 26 Mayıs'taki seçimde rakibiniz var mı? Rakiplerimiz her zaman var, olacaktır da. Rakip olmazsa gelişme olmaz, keyfi olmaz. Yıllardır var. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Rakiplerime söyleyeceğim nokta şu.
özellikle görsel ve yazılı medyayı kullanırken genel kurulun kabul etmiş olduğu, yani genel kurulun kararları doğrultusunda işlem yapan yöneticileri sanki bir şey varmış gibi kamuoyuna anlatmayı etik bulmuyorum. Çıkın genel kurulda konuşun. Genel kurulu eleştirin. Üyeyi bilgilendirin. Ama 3 defa teftişten geçmiş bir oda var. Şu anda karşında duran bir oda başkanı 3 defa teftişten geçiyor. Bir tek yöneticilerin kusuru bulunmuyor ve sonra kafa bulandırarak bizim açıklamalar yapması ahlaki olmadığını inanıyorum. Benim tek arkadaşlara söyleyeceğim nokta budur. Gelin genel kurulda her şeyi oturalım, konuşalım, edelim. Eksik varsa birlikte düzeltelim. Çünkü biliyorsun yöneticiler uygulamalarını genel kurul kararları ve genel kurulun kabul ettiği bütçe doğrultusunda sürdürmektedir. Buna aykırı bir şey var mı? Yok. O zaman bunu İSPO'da bir şeyler varmış gibi anlatmanın ahlaki olmadığını. Bu birinci nokta. İkincisi, bakın biz 23 yıldır bir şey yaptık. Gururla da bunu söylüyorum. 23 yıldır biz bu kapıdan içeri girildiği andan itibaren tüm meslektaşlarımızı kucakladık. İnsan ayrımı yapmadık. İnanç parti ayrımı yapmadık. Düşünce ayrımı yapmadık. Parti ayrımı yapmadık. Çıksın bir tanesi bir örnek göstersinler. Ha zaman zaman şunu söyler ya Cumhuriyet bitiklerine katılmışız. Ya kusura bakmayın ama yani Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'le ilgili sahip çıkmak, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmak suç olabilir mi ya? Bunun dışında bizim işlediğimiz bir siyaset boyutu var mı? İkincisini gösteremezler. Ama tehlike şuradadır. Eğer bu meslek odalarına siyasetçiler müdahale ederlerse, onların üzerine baskı yaparlarsa, o zaman bu şık olmak, doğru olmak, bir beklentiniz, bir şeyiniz var mı? Öyle bir yargınız var mı? Yani hükümetin veya bir partinin müdahalesi olabilir mi? Hafta sonu, cumartesi pazar yapılacak seçimde. Görüyoruz, arkadaşlarımız görüyorlar. Yani arkadaşlarımız çok rahat görüyorlar kimin baskı yaptıklarını, kimin koştuklarını. Halbuki herkes şunu çok iyi biliyor ki 23 yıldır biz İSMO'da herhangi bir hükümetlere göre hareket etmedik. Doğru bildiklerimizi anlattık ve bu konuda da katkılar sunduk. Örneğin 4811 sayılı vergi barışında en büyük desteği evet, İSMO vermiştir. Evet, İSMO verdi. Bunu herkes biliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada tehlikeli olan boyut budur. Siyasetçiler kapının dışında durmalılar ve burada aday olan gruplara siyasi parti baskıları, destekleri olmamalıdır. Bir örnek, biz örneğin yemekler yapıyoruz, kahvaltılar düzenliyoruz. Kendi cebimizden yapıyoruz bunları. Ve oraya katılan insanlar kendi cebinden paraları vererek olaya katılıyorlar. Örneğin grup gecesi yapıyoruz. Seçim masraflarımızı şeffaf bir şekilde çıkalım, konuşalım her yerde. Kim ne kadar masraf yapıyor, kaynağı nereden bulunur açıklasınlar. Biz mesela seçim grup geceleri yapıyoruz. Grup gecelerinden elde ettiğimiz parayla seçim giderlerini karşılıyoruz. Ben de soruyorum diğer tarafa. Sen kahvaltıları bedava yapıyorsun. Yemekleri bedava yapıyorsun. Peki bu değirmen suyu nereden geliyor? Bir takım rakamları konuşurken kim var senin arkanda? Yani bunlar şık doğru olaylar değil. Bunu şöyle ifade edeyim. Biz her seçimde 170 civarında oy alıyoruz. Bu seçimde 180 oy alacağız. Neden çok alacağız? Çok iddialı bir rakam 180. Evet, şundan dolayı alacağız. Bakın muhasebe camiasının üyeleri aydın insanlardır. Sandığa girdiği zaman kimin ne öğrettiğini, geleceği kimin ne taşıyacağını çok iyi görmüştür. %70, %80 oy ne demektir? Hiçbir siyasi parti çok ayrı yapmamamız oluyor. Anlamına çok geliyor. Yüksek. Biz her partiden oy alıyoruz. Çünkü neden alıyoruz? O kapıdan içeri girdiği zaman 23 yıldır bir anlayış var. İnsanları kucaklayan, insanlara değer veren anlayışı o sandığa gittiği zaman bunun karşını veriyor. Bir, buradan dolayı oy alacağız. Bir de bakın bu seçimde üzülerek söylüyorum. Bağımsız denetim sürecinde bir diğer grup, ismini vermeyeceğim, kim olduğunu herkes camia da biliyor. Gençlerin geleceğini satmışlardı. Bu kadar ağır konuşuyorum. Neden? Ya dünya uygulamı ortada. Niye sınava sahip çıkıyorsunuz, sınav olsun diyorsunuz? Bu eğitimlere gidin, üniversitelerde katılın diyorsunuz. Dik durmaları gerekiyordu. İşte dik durmanın şeyi meydanlara çıkmaktır. Dik durmanın karşılığı dava açmaktır. Biz bunu yapıyoruz ve gençler de göreceksiniz. O gençler en büyük cevabı bu genel kurulda vereceklerdir. Ama tüm bunların sonucunda ben genel kurulun İSMO Türkiye'nin göz bebeğidir. Türkiye bu seçime bakmaktadır. Bize yaraşır.
seviyeyi düşürmeden bir genel kurulu yapmak da herkesin sorumluluğu içerisinde olacaktır. Biz Çağdaş Demokrat Mahsuller Birliği grubu adına bir başkan adayı olarak yıllardır bu anlayışı sürdürdük. Bu anlaştığı yolumuza devam edeceğiz. Biz de seçimlerde, cumartesi pazar yapılacak seçimlerde size başarılar diliyoruz. Real ekonomiye katıldığınız için de teşekkürler. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.